Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone'ların en büyüğü ve en güçlüsü yepyeni iPhone 11 Pro Max ile karşınızdayız. Telefonda yaklaşık 4-5 gündür elimizde kurcalayabildiğimiz kadar kurcaladık kendisini. En büyük yenilik yapılan taraftan, yani kameradan başlayalım incelememize. Bir iPhone'da ilk defa 3 kamerayı aynı anda görüyoruz arkadaşlar. Tabi ön kamerayı katmazsak devreye. Bu lenslerden bir tanesi geniş açılı f1.8 diyafram değerine sahip. Bu arada lenslerin hepsi 12 megapiksel. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bir diğeri telefoto lensimiz f2.0 diyafram değerine sahip. Son lensimiz de, yani yeni ekran lensimiz, ultra geniş açılı 120 derecelik bir çekim açısına sahip. Bu da f2.4 diyafram değerini taşıyor. Bu geniş açı ne işimize yarayacak arkadaşlar? Diyelim ki bir alan çekiyoruz, çok fazla nesne var orada, kadrajımıza sığmıyor, geriye çekilecek yerimiz de yok ya da çok fazla nesne var. Dediğim gibi hemen şurada 0.5x yazan yere kaydırıyoruz ve alan genişliyor. Geniş açılı fotoğraflarda gayet güzel, doğal, parlak, canlı çıkıyor. Herhangi bir böyle kenarlarda bozulma vesaireye de rastlamıyorsun. En büyük yeniliklerden bir diğeri de gece modu arkadaşlar. Ortamda düşük olduğunu algılarsa iPhone sol üst köşede bir işaret çıkartıyor. Buna bastığınız zaman gece moduna geçmiş oluyorsun. Bu anlamda Apple'da bir adım atmak zorunda kaldı. Çünkü rakipleri artık gece fotoğraf çekimi konusunda iyi bir hale gelmeye başladılar. Burada önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Ellerinizin böyle çok titrememesi lazım. Çekerken biraz sabit tutmanız lazım. Yani aslında profesyonel makinelerdeki pozlama uzatma mantığı burada da geçerli. Ne kadar az titrerseniz fotoğraf o kadar daha güzel çıkacaktır. Ne kadar düşük ışık varsa ortamda o kadar daha az titremeniz gerek. Yine gündüz fotoğraflarında olduğu gibi bu düşük ışık modunda çektiğiniz fotoğraflar da bence oldukça güzel çıkıyor. Yani düşük ışığı beğendim. Tabi telefonda Smart HDR özelliği de var arkadaşlar. Daha parlak alanları fotoğrafta daha az parlakmış gibi gösteriyor. Daha koyu alanları falan filan açıyor. Yüzdeki gölgeleri vesaire gibi yerleri engelliyor. Bunu da makine öğrenimine borçluyuz. Bunun dışında portre modu da yine ben iPhone'larda beğeniyordum. Bu telefonda da gayet iyi olmuş. Ufak tefek böyle saç sakal gibi yerlerin, yumuşak dokuların kenarlarında bozulmalar olabiliyor nadiren de olsa. Bir özellik olarak da şunu eklemişler. Portre moduna artık böyle nesnenin dibine kadar girmenize gerek yok. Dilerseniz biraz daha uzaktan fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Video tarafında da önemli geliştirmeler var. Artık neredeyse müzik klibimizi, işte kendi böyle amatör dizilerimizi, filmlerimizi vesaire çekebilecek konuma geldi telefonlarımız. Bu telefonda gayet yarı profesyonel şekilde işlerinizi yapabilirsiniz. Hatta gerekli ekipmanlarınız varsa tam profesyonel bir iş bile çıkabilir ortaya. Şunu da belirtelim, iPhone özelinde değil, genellikle amiral gemileri için kullanabileceğiniz bir tabir aslında. 11 Pro Max yumuşak görüntüler için sinematik stabilizasyon denen bir sistem kullanıyor arkadaşlar. Yani böyle elde çekimde yürürken vesaire sanki elinizde bir gimbal tutuyormuş hissiyatını sizlere oldukça güzel bir şekilde veriyor. Yine genişletilmiş dinamik aralığıyla birlikte ayrıntılar dikkat çekiyor. Yine video çekmek için işimize yarayacak bir özellik, fotoğraf bölümü açıkken deklanşör tuşuna basılı tuttuğumuz zaman video kaydı başlıyor. Sağa doğru kaydırırsak da video kaydını devam ediyor, yani kilitliyor. Teknik anlamda da 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyoruz stabil bir şekilde. Bunun yanında ağır çekim videolar çekmek istiyorsak da yine 240 kare 1080p'de çekebiliyoruz. Bu tarafta çok büyük bir geliştirme olmadığını söyleyebilirim. Selfie kamerasına bakacak olursak da ön kamerada da 60 kare 4K videolar çekebiliyoruz. 12 megapiksellik bir ön kameramız var. F2.2 diyafram değerine sahip. Yine ön kameraya enteresan bir olay eklemişler. Slow freeze diye bir mesele arkadaşlar. 120 kare 1080p'de videolar çekebiliyorsunuz. Ağır çekim. Zaten yakında bunları da Instagram'da bol bol görmeye başlayacağız. Kamera tarafını özetleyecek olursak, önceki modellerin üzerine koyarak bir şeyler yapmış Apple. Özellikle gece modu ve video olayı bence oldukça güzel olmuş. Yani bir telefon kamerasından ne bekliyorsak bizlere fazlasıyla sunuyor iPhone 11 Pro Max. Evet arkadaşlar, şu an hafiften gürültülü bir ortamdayım. Gürültülü ortamda sesim böyle kaydoluyor iPhone 11 Pro Max üzerinden. Hatta biraz gürültüden uzaklaşalım, bakalım neler olacak. Ön kamerada bu şekilde bir kayıt alıyor. Bunu da görmüş oluyoruz hep beraber. Sesten gittikçe uzaklaşıyorum. İyice sessiz bir ortama geldim. Sesimi de sessiz bir ortamda böyle kaydediyor.
Senin tasarımla devam edelim isterseniz. Zaten videonun başında da söylemiştim. Tasarım açısından en büyük yenilik arka taraftaki 3 kamera. Elimizdeki Pro Max modelinin ekranı 6.5 inç başına düşen piksel miktarımız 458. Telefonun çözünürlüğü de 2699'a 1242. Ekranımız OLED. Bu ekranda film izlemek, dizi izlemek vesaire oldukça keyifli. Onun dışında dışarıdan baktığımız zaman özellikle ön taraftan önceki modellerden çok fazla boyut, ağırlık vesaire gibi fark göremiyoruz. Bu konuda bir tasarım farklılığı bekleyenler zaten hayal kırıklığına uğramıştır. Yani çentik bile aynı şekilde ön tarafta yerini koruyor. Bir önceki nesle göre değişen şeylerden bir tanesi arka taraftaki bu mat cam arkadaşlar. Gerçekten de böyle daha az parmak izi bırakıyor, daha az yağlanıyormuş gibi bir hissiyatı var. En azından bizim bu 3-4 günlük kullanımımıza göre. Kenarlar paslanmaz, çelikle kaplanmış arkadaşlar. Noton Plus'ı da bir süredir kullanıyoruz ofisimizde. En azından tutuş hissiyatı olarak ondan daha iyi gibi geldi bana. Ama sonuçta büyük bir telefon, yine de tek elle kullanım açısından biraz zorladığını söyleyebiliriz. Telefonun 4 farklı renkte birlikte geliyor. Altın, uzay grisi, gümüş ve gece yeşili olmak üzere dediğim gibi 4 farklı renk seçeneği var. Bir de Apple'ın iddiası şu arkadaşlar, IP68 sertifikasıyla birlikte 4 metrelik bir suya bıraktığın zaman o suyun içinde yarım saat hiçbir şey olmadan durabiliyor. One S Max'e göre bakacak olursak kalınlığımızda 0.4 mm'lik bir artış var. Ağırlık 226 grama yükselmiş. Yani yine One S Max'e göre 18 gramlık bir artış var. Telefon hafiften ağır diyebiliriz. Bir de şunu ekleyelim. Face ID ile ilgili %30 daha hızlı açıldığını iddia ediyor firma. Bunun yanında da daha uzak mesafelerden de yüzümüzü artık daha rahat bir şekilde tanıyabiliyor. Gelin biraz da telefonun donanımından bahsedelim. Pro Max'te A13 Bionic chipset bulunuyor arkadaşlar. 64 bitlik işlemcimiz, 2 tane performans, 4 tane de yüksek verimlilik odaklı çekirdeğe sahip. Bu çekirdeklerin tamamı önceki nesle göre %20 daha hızlı çalıştığı yine iddia ediliyor. Bunun yanında performans odaklı olanlar da %30 daha az güç tüketiyor. Zaten pil konusunda bahsedeceğiz. Pili gayet iyi gidiyor telefon. Telefonumuzda 4 GB RAM var. Başlangıç depolaması da 64 GB. Bence Pro ismindeki bir model için 64 GB depolama çok az arkadaşlar. Hani siz bununla video çekeceksiniz, bir sürü fotoğraf vesaire çekeceksiniz ve bunlar ciddi kaliteli şeyler olacak muhtemelen. Ama 64 GB depolama bir süre sonra size yetmemeye başlayabilir. Keşke 128'den başlasalarmış diyebiliriz. Gelin şimdi biraz bununla bir oyun oynayalım. Birazcık zorlamaya çalışalım telefonu. Hem de o sırada ben sizlere pilden bahsedeyim. Batarya konusundan da bahsedelim. Pro Max ile ciddi gelişmeler olduğuna dair büyük iddiaları vardı Apple'ın. Hatta One S Max'ten 5 saat daha fazla gideceğini söylüyorlardı. Kutu içeriğimizden nihayet hızlı şarj adaptörü çıkıyor. 18 wattlık 3969 mAh'lik bir bataryamız var. Yaklaşık 15 dakikada da 0'dan %25 seviyelerine gelebiliyor. %100 seviyesine de yaklaşık 95 dakika civarında ulaşabiliyor. Uzun bir kullanım şansımız olmadı. Nihayetinde telefon 4-5 gündür bizde. Ancak eğer yoğun bir kullanıcı değilseniz 1,5 günü rahatlıkla geçirtebilecek gibi duruyor. Tabii ki bunu biraz daha kullandıktan sonra net bir şekilde söyleyebiliriz. PUBG testimize baktığımızda da 15 dakika boyunca en yüksek ayarlarda oynadık. Gayet akıcı bir oyun deneyimi sundu bizlere. Başlarken şarjımız %79'daydı. Sıcaklığımız da 31.7 dereceydi. Son şarjımız da 15 dakikanın sonunda %76'ya geriledi. Bence oldukça iyi bir rakam. Sıcaklığımız da 36.3 dereceye yükseldi. Böyle elle çok hissedilir bir sıcaklık değil. Ancak telefonun böyle hafiften ısındığında hissediyorsunuz. Oyunumuzu oynadık. Telefonumuza en genel hatlarıyla bakmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi gelin telefonla ilgili son sözlerimizden bahsedelim. Telefonun yurt dışı fiyatı şu an için 1099 $ 64 GB için konuşuyoruz. Ülkemizde de muhtemelen 14.000-14.500 TL bareminde bir satış olacaktır. Şu an Türkiye satış fiyatı henüz belli değil. Artılarından, eksilerinden bahsedelim. Zaten video boyunca da anlattık arkadaşlar. Telefonun kamerası oldukça güzel. Her türlü işinize yarayacak bir kamera yapmışlar. Bunun yanında kamerada gece modunu da dahil ediyorum. Tabii ki de bunun yanında 64 GB'lık başlangıç depolamasını bir kenara bırakırsak donanım açısından da günümüzde alabileceğiniz en kuvvetli telefonlardan bir tanesi. Eksilerinden de bahsedelim. Tabii ki de öncelikle ülkemiz için konuşacak olursak 14.500-14.000 TL'ler çok ciddi büyük rakamlar bir telefon için. Diğer bir eksisi de o kişiden kişiye biraz değişir ancak arkadaki 3 kamera dışında tasarım konusunda herhangi bir yenilik sunmuyor Apple. İhtiyaç var mı yok mu orası dediğim gibi tartışılır. Ama bana soracak olursanız elinizde One S Max vardır ya da 10 bile olsa arkadaşlar kameralar için ölüp bitmediyseniz, geniş açıya çok fazla ihtiyacınız yoksa ve cebinizde paranız böyle size batmıyorsa çok da geçmenize gerek yok. Ama paranız vardır, ben en son iPhone modelini kullanacağım diyorsanız o da tabii ki de sizin paşa gönlünüzün bileceği iş değil.
değilim ama bence bu parayı verirseniz de pişman olur musunuz? 14 bin lira oğlum, dalga mı geçiyorsunuz ya? O zaman sizlere de soralım arkadaşlar. Sizce bu telefon için birazcık pahalı mı, ucuz mu? Nasıl bu fiyat 14 bin TL? Hep beraber hem ankette hem de yorumlarda bunun cevabını arayalım isterseniz. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 11 Pro Max'e yakından baktık. Daha kendisiyle ilgili testlerimiz olacak, sağlamlık testi gelecek, bir sürü şeyler yapacağız. Bunlarla ilgili de yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın diyelim. Şurada bulunan düğmeye basarak videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz.